Şimdi çocuklar, çember son konumuz demiştik çocuklar sizlerle. Sizlerle hacim soruları göndermeyi unutmuşum. Yedilere gönderdim, sizlere göndermeyi unutmuşum. Artık hafta sonu bayram tatili giriyor araya. Hepsini toplu bir şekilde gönderirim. Bir test gönderecektim, şimdi 2-3 test gönderirim. Hafta sonu çocuklar bayramda bunlarla çalışırsınız. Çemberi de bir görelim çocuklar. Çember zor bir konu değil. Çember, çap, yarıçap bunlar temel öğeleri çocuklar. Şimdi çemberi bazılarınız EBA'ya giriyor, bazılarınız giremiyor. Ödev olarak veriyorum, inceleyemiyorsunuz. Çocuklar, EBA güzel bir paylaşım yapıyor, iyi bir platform. Bu yüzden çocuklar sizlerle beraber EBA'yı izleyeceğiz. Siz de zaten görüyorsunuz şu anda ekranımı. Gördüğünüz için beraber izleyeceğiz çocuklar. Şuradan itibaren çocuklar önce bir çemberi tanımlıyor. Sizleri yavaş yavaş hareketlerle dinleyelim. İnsansız hava aracı olarak da bilinen dronların 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Dronlar ilk olarak askeri alanda kullanılmak için geliştirilmiştir. Günümüzde ise fotoğraf ve video çekimleri, yangın söndürme ve taşımacılık gibi pek çok alanda dronları görmeye başladık. Dronların üzerinde belli bir noktaya sabitlenen eşit uzunlukta pervaneler yer alır ve araçlar bu pervanelerle hareket eder. Peki, pervaneler dönerken pervane uçlarının izlediği yol nasıl bir şekil oluşturur? Evet, çocuklar bunda bir cevap bekliyoruz. Diyor ki dronları örnek verdi çember için. Üzerinde pervaneleri görüyorsunuz çocuklar. Bu pervanelerin diyor, şurada diyor izledikleri, şu kanatlarının diyor izledikleri yol nasıl bir şekil oluşuyor diyor. Biliyor musunuz diyor. Var mı bilen bunların izlediği şekli, hani şöyle boyatırsak, bu pervanelerin tüm geçtiği yerlerin hepsini boyatırsak nasıl bir şekil çıkar karşımıza? Çember, Aynen öyle. çember, çember. Normalde evet çember. Çocuklar normalde konumuz çember ama arada şöyle küçük bir fark var çocuklar. Aslında bu pervanenin geçtiği yerleri boyatırsak daire oluşur. Şimdi daire ile çember birbirine çok karışır. Hani çok benzerler aslında ama karışır. Şimdi çocuklar çember dediğimiz şey dairenin en dış halkası. Yani bu pervaneyi şu pervaneyi düşünün. Şu pervanenin en dışından bakın bir çizgi gibi şöyle çizerseniz bu çizgi halka olarak düşünürseniz çocuklar çemberdir. Hani beden eğitiminde de çember halkalarınız var ya, çember halkalarıyla belden hareketler yapıyorsunuz vesaire. İşte onun ismi çemberdir. Ona daire denmez. Ama aynı çemberin yani o çember halkasını düşünün. İçinin dolu olduğunu düşünün. Bir kartondan yapıldığını ya da bir metalden yapıldığını düşünün. O zaman onun ismi daire olur. Yani aslında bu pervanenin çocuklar izlediği yani bütün şu pervanenin boyatırsak asıl ismi daire. Ama tabii ki dış halkasına ne diyeceğiz biz? Çember, çember diyeceğiz. Devam edelim videoyu izlemeye. Uzunlukları birbirine eşit olan pervane uçlarının hareket ettikçe iz bıraktığını düşünürsek, Hocam oluşan videodaki ses gelmiyor. çemberleri rahatlıkla fark Gelmiyor mu? ederiz. Drone Evet hocam pervanelerinin gelmiyor. hepsi... Hocam gelmiyor. Tamam çocuklar, şimdi hemen size o sesi de bağlayacağım. Orada yokmuş. Şöyle deneyelim tekrardan çocuklar. Rahatlıkla Şu an fark geliyor ederiz. mu? Drone pervanelerinin hepsi aynı Geliyor hocam. uzunlukta Tamam. olduğundan, Evet hocam. ortak bir noktada birleşip Bayağı uzaklısın. döndüklerinde eşit uzaklıktaki noktaların birleşerek bir çember oluşturduğunu görebiliriz. Tıpkı drone pervanelerindeki gibi sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan Hocam ses. noktaların oluşturduğu şekle çember denir. Çemberin ortasındaki nokta çemberin merkezidir. Merkez, Burası çocuklar bakın önemli. Bakın yine dikkat ettiyseniz pervanenin dış yerini söyledi. Bakın içini doldurmadı. İçini doldurursa çocuklar ne olacaktır? İçini doldurduğu an daire olacaktır ismi. Ama şu anda içini doldurmadı. Buradaki dış halkanın bakın kendisinin ismine çember.
Ve bunun döndüğü yer, hani bu pervanenin döndüğü yerin bir mili vardı ya, oraya da merkez diyoruz. Çok önemli bir tanımlar bunlar çocuklar. Genellikle M ya da O harfiyle gösterilir. Hocam ses gelmiyor. Çemberin herhangi bir noktasına çizilen doğru parçası çemberin yarı çapıdır ve bu doğru parçası genellikle küçük R. Ben de geliyor hocam. Aynen öyle yani, geliyor normalde şu anda çocuklar. Bende de gelmiyor. O zaman ne yapalım? Hocam ben de gelmiyor. Ses var ama görüntü yok. Ses var, görüntü mü yok? Kesik kesik gelmesi internet. Hocam ben de diyor ki ekranda paylaşıyorsunuz. Şimdi çember yazmış. Şimdi diyor. Tamam. Tamam doğru, tamam, bu bazı yerleri geçiyorum ben. Geçtiğim yerleri görüyorsunuz. Ben nereye tıklarsam oraya sizi görünüyor. Şu an açıyorum çocuklar tekrardan. Bir bakın bakalım gelmiyor musun? İki ucu çemberin üzerinde olan ve çemberin hocam, merkezinden sesi geçen doğru parçası ise çemberin çapıdır. Hocam büyük R harfiyle gösterilir. Çap. Hocam çok kısık geliyor. Uzunluğundadır. Gelmiyor hocam. Tamam bir saniye. Hocam bana hepsi geliyor. Allah Allah, aynen öyle, ilginç. Hocam bana geliyor ama kısık kısık geliyor. Bir bakayım çocuklar tekrardan size. Şimdi çocuklar, burasını görüyorsunuz zaten değil mi şu hocam, anda? Hocam sesiniz kötü. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Hocam kaydı durdurdunuz. Kaydı açmayı unutmayın bir. Hocam ikincisi, ben derse internet sorunum vardı. Onun için biraz geç girdim. Evet. Hocam bir şey işlediniz mi? Evet, çemberden bahsettik. Şimdi sen buradan itibaren devam et. Bir video izletmeye çalıştık. Videoda zaten görüntü ses gelmediğini söylediler de. Onu kayıtta çocuklar izlersiniz. Kayıt başlamış, şu an kayıttasınız. Çocuklar, çemberi az önceki dronlardan örnek vermiştik çocuklar. Dronlar dönüyor gibiydi. Bakın neresine ilgileniyoruz? Bu da aynı neden örnek vermiş? Bisiklet tekerimiz çocuklar. Bisiklet tekerinin şöyle döndüğü bir yer var değil mi? Mil dediğiniz, içinde bilye yataklarının olduğu bir kısımdır. Rahat dönmesini sağlıyor tekerimizin. Çocuklar, bu teker nelerle bağlı, bakın şu dışarıdakine? Canta, yani buna can diyoruz çocuklar, şu dışarıdaki halkaya. Canta tellerle bağlı. İşte çocuklar bakın. Bu bizim tekerliğimiz, bisiklet tekerimizin çocuklar tam milin olduğu kısım, yani bilye yataklarının olduğu, döndüğü eksen, nokta, buna biz merkez diyoruz çocuklar. Burasına ne diyoruz biz? Merkez diyoruz. Merkez. Buna M ile, merkezin M'si ya da bazen O ile isimlendirilir çocuklar. M, O, ikisinden biri isimlendirilir. Çocuklar bu teller, bakın bu teller, hepsini yan yana koyun, hepsi eşit büyüklüktedir. Yani eşit uzunluktadır bunların tamamı. Bu çocuklar tel, çember, cantımızın merkeze olan neyini gösterir çocuklar? Uzaklığını gösterir. Yani bunu çocuklar her yerde aynıdır. Yani buradaki çemberimizi çocuklar, bakın şuradan da bu teli alsanız çocuklar, şuradan şuraya kadar, merkeze kadar olan mesafe çocuklar nedir? Eşittir. Ve biz bu eşit mesafe çocuklar R ile gösteriyoruz. Ve bunun ismine de ne diyoruz çocuklar? Biz bunun ismine yarı çap diyoruz. Tamam? Yarı çap. Eğer ki bu yarı çapımız, bu yarı çapımız dümdüz devam ederse, yani bakın dümdüz şöyle karşı tarafa doğru giderse çocuklar, bu sefer bu da R olur. İki tane R'nin çocuklar böyle dümdüz birleşmesinden de ne oluşuyor çocuklar bizim karşımıza? Bu sefer çap çıkıyor. Çap. Bu da büyük R ile gösterir. Evet. Bu da aynı öyle arkadaşınız Emre söyledi. Bu da büyük R ile gösterir çocuklar. Yani burada ne sonuç çıkartıyoruz? Büyük R çaptır. Büyük R, küçük R'nin neydi çocuklar? İki tanesidir. İki tane. İki tanesine eşittir. Yani buna ne diyoruz çocuklar? Buna çap diyoruz. Ama burası bizim için nedir çocuklar? Yarı çaptır. Yarı ve çap. İki tane yarı çapımız kime eşit olur? Çap olur. Tamam. Bunu unutmayınız. Çap. İşte bakın çember dediğimiz yer neresi? Bakın içerisini hiç almıyoruz. Kimi alıyoruz? Dış halkayı alıyoruz. İşte bu dış halka dediğimiz şeye ne diyoruz biz çocuklar? Burası çember çocuklar. Tamam. Çember. Başka ne diyebiliriz? Bunun merkezi nerededir? Muhtemelen şurada bir yerdedir çocuklar. Tam orta noktayı alırsak şurada bir yerdedir merkezi. M dedik. M merkezi gösterdik.
Yarı çapı kimdir desek, çocuklar yarı çapı normalde şu diyebilirim. Yarı çapı şu diyebiliriz çocuklar. Merkezden çemberin üzerine kadar geldiği şu nokta. Eğer bu yarı çap bunu bir daha arkaya doğru devam ettirirsen çocuklar, bu da bizim için yarı çap olur. İki tane R, bu da R, bu da R olduğu zaman çocuklar, bunun tamamına bu sefer ne diyeceğiz? Çap diyeceğiz. Çap. Tamam. Elemanlarını gösteriniz diyor bana burada. Onu da göstermiş olduk. Hocam sesiniz kesik kesik geliyor. Çocuklar internet... Hocam sesiniz kesik kesik geliyor. Evet, internet hızımdan kaynaklı olabilir. Sizlerle telefonla 4.5G'le bağlanayım diye isterdim ama internet hakkım bitti maalesef. Yani çok kullandık telefonda, hem 6'larda hem 7'lerde. Çocuklar maalesef orada 4.5G hakkım kalmadı. İnternet zayıflığından kaynaklanıyor bu. Ne yapabilirim inanın ki bilmiyorum ama şu anda hızım maalesef düşük. Düzelir ama öyle tahmin ediyorum, düzelir. Şimdi çocuklar çember çizimi. Çember çizimini nasıl yaparız? Şimdi çocuklar çember çizimi tanım gereği ne diyoruz? Çember normalde bir noktaya. Bir nokta dediğimiz kim çocuklar? Merkez diyoruz biz o noktaya. Şöyle bir merkez diyoruz. Merkez. Bir noktaya çocuklar. Eşit uzunluktaki noktalardır çocuklar. Eşit uzunlukta. Yani ne demek istiyoruz? Buradan geldik mesela, bakın. Şuradan bir yarı çap kadar çizdik. Yarı çapımı ne olarak kabul ettim? 5 santim. Şuradan da çocuklar diyelim ki bir 5 santim daha çizdim. Şuradan da bir 5 santim daha çizdim çocuklar. Şuradan da bir 5 santim daha çizdim. 5 santim daha. Her tarafa böyle 5 santim yaparsın çocuklar. Bu uç noktalarını birleştirdiğiniz zaman, şu uç noktaların hepsini birleştirdiğiniz zaman karşımıza ne çıkıyor çocuklar? Bir çember çıkıyor. Çember. Şöyle. Bunların hepsini ben düzgün yapamadım tabii ki, şu an elimdeki kalemle çok düzgün olmuyor bu ama. Evet, mutlaka eşit olması lazım. Yani mutlaka çemberimizin çember olabilmesi için bütün üstündeki noktalarının, yani şuradan da bir nokta alsan mesela, yine uzaklığı, merkez olan uzaklığı 5 santim. Şuradan bir nokta alsan bunun da 5 santim olacak. Şuradan bir nokta alsan bunun da merkez olan uzaklığı 5 santim olacak. Hepsi 5 santimdir. Zaten bu üstündeki noktaların merkeze olan uzaklığına biz yarı çap diyoruz. Küçük R ile gösteriyoruz burada, tamam? Küçük R ile gösteriyoruz. Mesela şöyle bir şey düşünün. Hayal edin. Hayal edin. Siz bir koyun getirdiniz. Söyledikleriniz anlaşılmıyor mu? Çocuklar, şöyle diyorum. Hayal edin. Bir koyununuz var. Şöyle çimlik bir yeşillik alanınız var. Bir bahçe. Çimlerle dolu. Geldiniz o koyunu. Sabahleyin şurada bir merkez, yani bir kazık, bir tahta kazıkla geldiniz. Çaktınız burada. İpi var bu koyunun. Ne kadarlık bir ipi olsun? Diyelim ki 5 metrelik bir ipi olsun. 5 metrelik bir ipi varsa akşama kadar döndünüz. Bu koyunun yiyebileceği maksimum ot ne kadar olur? 5 metre uzaklıkta. 5 metre uzaklıktaki her yeri yer. Bakın her yeri. Burayı da yer. Yani 5 metrenin altındaki kalan yerleri de yer çocuklar. Ama maksimum 5'e kadar çıkabilir. Çünkü ip ona ancak bu kadar izin veriyor. Tamam? Çünkü burada çakılmış. Koyun burada bağlanmış. Şurada. İpi var 5 metre. 5 metreyi alıp da geçemez. Geçemeyeceği için bütün 5 metre. Burası da mesela 5 metre. Burası da 5 metre. Burası da 5 metre. Bütün buraları ne yapabilir çocuklar? 5 metre uzaklıktakilerinin hepsini yiyebilir. Bunların tamamını ne yapabilir çocuklar? Yiyebilir. Ben tabii ki rastgele 5 metre yapıyorum. Şu an düzgün olmuyor bu ama düzgün olduğu zaman şöyle, bu 5 metre uzaklıktaki noktaları çizdiğiniz zaman ne çıkar karşımıza? Bir çember halkası çıkar çocuklar. Düzgün yapamıyorum ben ama şöyle çocuklar, bir çember çıkar. Şu an elimde aslında burada çember aleti var ama alsaydı daha düzgün çıkardı. Peki bu koyunun yediği en dış uzaklık, aynı drone'da olduğu gibi, drone'un pervanesi dönüyordu ya, aynen onda olduğu gibi çocuklar, en dış halkasına biz çember diyoruz. Ve çemberin üstündeki bütün noktalar, bu koyunu çaktığımız, ipini bağladığımız bu kazığa da merkez diyoruz çocuklar. İpin kendisi de benim için yarı çapı oluyor. Bu koyunun yarı çapı, yani çizdiği çemberin yarı çapı olmuş oluyor. Peki biz bu şekilde koyunla değil de matematiksel şekillerle çizmeye çalışırsak nasıl yapacağız? Bunu çocuklar, çemberi çizen, yani yuvarlak dediğimiz, yuvarlak diye kullandığımız tabirle, yuvarlığa çizen çocuklar, aletimiz pergelde çocuklar. Bunu unutmayınız. Pergelle kullanırız bunu. Çocuklar pergelin şurada, bakın elinizde pergeliniz vardır. Aldırmıştık size çocuklar, pergeliniz olsun diye bir cetvel takımınız. Şurada pergelin çocuklar bir çivisi var. Çivisi aslında neyi temsil eder çocuklar? Merkezi temsil eder. Merkez, yani çemberin merkezini. Bu çivi neredeyse merkez orada demektir. Ya da koyunu bağladığımız, ipi bağladığımız kazanın kendisi temsil eder bu da. Burada ne yapıyor bakın?
Ucu da kalem konulur. Kalem niye konuyor çocuklar? Hani çember halkasını çizebilmek için iz bırakıcı bir alet lazım bize. Çember olur. Bizim okulda da tebeşir koyuyoruz buna. Ya da normal keçeli kalem kullanıyoruz. Vesaire. Çocuklar bunu sıfıra koymuş. Bakın şu an nereye getirmiş? 6 santime getirmiş mesela. 6 santime. Biraz daha büyüteyim size burayı, iyice görün. 6 santime getirmiş bakın. Ölçerken. Bu neyi gösteriyorlar? Bu 6 santime getirmesi, tam 6'ya gelmemiş ama 6 sayabiliriz neredeyse, önemli değil. 0'dan 6 diyelim biz şeye, buna. Çünkü bu aradaki mesafe, bakın şu pergelimizin, burası merkezi temsil ediyor. Burası ise çocuklar, şuraya kadarki olan mesafe de yarı çapı temsil eder bize. Yarı çap. Siz bunu buradan ölçtünüz. Sonra aldınız, cetveli bıraktınız artık. Bu bana neyi temsil etti şimdi? Yarı çapı 6 santim olan bir çemberi çizmeye hazır. Tamam mı? Bakın bu çizmeye hazır. Nasıl çizeceğiz? Geldik burada. Kağıdın üstüne bakın. Belli bir yere koydum. Şurası ne oldu benim için? Şurası merkez oldu artık benim için. Ve bakın bu mesafe ne kadardı bu mesafe? Az önce ölçmüştük cetvelle. Bu mesafe şuradan şuraya kadar olan mesafe 6 santimdir. 6 santim. Peki bu burada çivi çakılı olduğu zaman ben bu pergili elimle yukarıda döndürünce bakın döndürünce şöyle bir şekil çıkmaz mı? Ve bu böyle ne yapacak çocuklar? Devam edecek ve devam edip çocuklar. Tekrar eski yerime geldim mi? Böyle bir şekil oluşmayacak mı? Eski yerime geldiğim zaman? Evet. Oluşacak. Evet hocam. Peki işte bu şekle biz çember diyoruz. Ve bu çemberin çocuklar bakın pergelimizin çivisini çaktığımız yere çocuklar merkez M ile ya da O ile gösteriyoruz çocuklar. Bu merkezin yani çivinin cetvelle ilk ölçtüğümüz şu çivinin olduğu yerden çocuklar iz bırakan yere kadar. Yani burası olur çocuklar bu, burası olur, şurası olur. Bir yarı sürü yeri vardır. Evet bunlar hepsine ne diyoruz çocuklar bunların hepsine? Yarı çap diyoruz. Yani burada istediğiniz kadar yarı çap çizebilirsiniz. İstediğiniz kadar. Yani burada çizilme sınırı yok. İstediğim kadar. Çünkü burada... Şuradaki çap oldu ama. Şuradaki çap olmuş olabilir. Ben iki yarı çap zaten çap yapar. Onu biliyoruz. Burası R, burası R olduğu için. Ha şurası diyor ki arkadaşlar bunlar iki R'yi meydana getirip de sırt sırta verdikleri için. Bir de sırt sırta vermesi lazım. Mesela bu R ile şu R çap yapmaz. Bakın bu R ile bu R çap yapmaz. Çünkü ne olması gerekiyor? Dümdüz gitmesi, karşıya gitmesi gerekiyor. Normalde çapın tanımı şudur. Çemberin üstündeki iki noktayı, bakın iki noktayı birleştiren, bakın iki noktayı birleştiren ve merkezden geçen doğru parçadır. Yani iki noktayı birleştirmesi yetmiyor. Mesela burada bir nokta aldık. Burada bir nokta aldık. Şu iki noktayı birleştirdiniz. Bu çap değil. Bir de nereden geçmesi lazım bunun? Merkezden. Bunun gibi merkezden ne yapacak? Geçmesi lazım. Bu şekilde ne olur bu? Büyük R. Yani çap olur diyoruz. Anlaşıldı mı burası şunlar? Tanımları. Yani çap nedir? Merkez nedir? Yarı çap nedir? Bunu anladık mı? Bu temel kavramlar. Bunları çok kullanacağız şunlar şeyde. Size çizdiremediğimiz için çocuklar bu resimleri gösterdim. Bu resimler üzerinde çocuklar daha iyi anlarsınız. Geçiyorum çocuklar burayı. Biraz küçültelim şimdi buraları. Evet. Devam edelim. Şimdi diyor ki örnek 1 ile başlayalım. Aşağıdaki notalı kağıda çizilen çemberin yarı çap ve çap uzunluğunu bulun. Ne kadar basit. İlkinden başlayalım. Kaç birinde çocuklar yarı çapı? Önce R. Bana burada küçük R'yi söyleyeceksiniz. Sonra büyük R'yi söyleyeceksiniz. Küçük R 2 birim. Büyük R 4 birim. Aferin. Çünkü merkezi burası. Görüyoruz değil mi? Bakın merkezi. Tam ortası diyoruz değil mi? Şu tam ortasından buraya. Burası. Değil mi? 2 birim. Bu 2 birim kimdir benim için? R'dir. Küçük R. Zaten küçük R 2 birimse büyük R'yi hesaplamama gerek yok. 4 birim olur ama dilerseniz hesaplayabilirsiniz şunlar. Buradan ne yapabilirsiniz şöyle? Devam ettirebilirsiniz. Bakın 4 birimde tamam olur. Biraz ilk çizdim ama tamamı 4 birim olur. Bu 4 birimi de ne diyoruz? Büyük R diyoruz. Tamam. Peki. Diğerine bakın bakalım. Merkezi burada olması lazım herhalde. Küçük R. Çok güzel. Doğru. Küçük R. Aferin. Güzel. Hepinizi tebrik ediyorum. Anlamışsınız bu işi. Yarı çapımız 3. Çapımız 6. Hocam 1 birim. Çok güzel. Yarı çapımız 1. Küçük R 1. 2 birim. Aferin. Tebrik ediyorum çocuklar hepinize. Geldik. Şimdi bakın güzel bir etkinlik var çocuklar burada. Önce şunu dolduralım çocuklar. Önce şunu yarı yarıya dolduralım. Bize ne vermişse ona göre şey yapacağız. Bakın ne vermiş bize? Bazılarında yarı çap vermiş. Birincisi söyle Emre. 80. Aferin. Birincisi 80. Güzel. Güzel. Aferin. Peki 60. 30. Güzel. Peki burası 100 ise çap 200 çocuklar. 200.
Güzel. Burası 32. 32. 32 olur küçük reyimiz. Küçük rey 28 ise 14. Burası büyük rey. Şöyle bak kaçırdınız. Burası büyük rey, burası küçük rey. Heh. Burası 56 olur. 2 kat olur. Hocam 32. 56. 72. 36. Güzel. Şimdi diğerine gelelim. Evet, yarı çap 50. Çapı 100, kaçtır? 100. Güzel, aferin. Çapı 88. 44. 44. Yarı çap 66. Çapı 132. 122. 32. Yok, 132. Güzel. 35. 70. 35. 135. 70. 140. 140. Bu işi anladınız değil mi? Mantığını. Yani çok zor değil gibi görünüyor bence şunlar. Evet, son 120. 60. Tamam. 60. Yarı çapla çapın mantığını anladınız bence. Tamam, geçelim bakalım. Şimdi sorumuz var. Biraz küçültelim soruyu, okuyalım bakalım. Evet, bir çemberde çapın uzunluğu şunlar. Çapın uzunluğu yarı çap. Ne yaptık ya? Ne oldu? Ben de anlamadım ne oldu. Hocam küçülttünüz. Evet, kalem kaydı. Yani bir türlü tutturamadım şunu. Hocam o sıvı ölçüleri. Sıvı ölçülerine mi geldik? Bakalım. Evet, başa dönmüş. Tamam. Çember tamam yaptık. Burayı gösterdik. Geçtik. Evet, bunları yaptık. Şimdi buraya bakıyorduk. Burayı. Bir çember çapın uzunluğu yarı çap uzunluğundan 5 cm fazla olduğuna göre çapın uzunluğunu bulalım. Çapın uzunluğu yarı çaptan. Yani büyük R, büyük R diyor ki küçük R'den 5 santim fazlaysa diyor çapı bulunuz diyor. Şu çapı bulunuz. Bu R zaten bunun 2 katıydı. Yani bu 2 R'ydi. 2 küçük R. Demek ki bunun bu eşitliğin sağlanması için, 2 R'nin olması için 1 R'miz buradaysa bunun kaç eşit olması gerekiyor? 5. Bu da 1 R olması gerekmiyor mu? Bu da 1 R. Neden? 1 R, 1 R daha ne yapar? 2 R yapar. Evet, R'miz 5. O zaman burada R'miz ne oluşurlar? 5 santim olur diyeceğiz. Tamam. Neyi bulmuş oluruz? Çapı 10 buluruz. Yarı çapı 5 bulmuş oluruz. Gerçekten çapımız 5. Yarı çapın 5 santim fazlası olmuyor mu? Bakın 5 5 tamam. Sağlamayı yapabilirsiniz evet. İsterseniz. Tamam. Peki devam ediyorum. O merkezi çemberde O noktasıyla ABC noktayı birleştiriliyor. Buna göre oluşan doğru parçanın uzunlukları kısadan uzuna doğru sıralayalım. Şimdi güzel bakın birleştiriliyor. Bakın bu önemli çocuklar. Bunu biraz büyüteyim. Burada hepsini birleştiriyoruz diyor. Büyükten küçüğe doğru diziniz diyor. Tamam mı? Şimdi bakın. Burada geldiniz. Ne yaptınız? O ile çocuklar. O ile A'yı birleştirdiniz. C. O ile B'yi birleştirdiniz. Sonra O ile C. C'yi birleştirdiniz. Burada diyor ki bana OA uzunluğu, OB uzunluğu ve OC. Bunları diyor büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Değil mi? Büyükten küçüğe mi diyordu? Kısadan uzuna pardon. Kısadan uzuna. Sizce en kısa hangisi olur? Neden? Nedeniyle istiyorum. En kısa OC. Neden OC? OC. Hocam çünkü 2 birim. Hocam evet. Şimdi normalde şöyle. Bak birimlerini bilmiyor olsaydık bile çocuklar. Bak birimlerini bilmiyor olsaydık bile çocuklar. Bakın buradan birimlerini sayabiliyorsunuz. Bakın şuradan birimleri sayabiliyorum. Şu anda A ile O yani OA dediğimiz şu çocuklar benim için çemberin neyi olur? Hocam yarı çapı. Çok güzel. Küçük R ile gösteririm. Neden? Biz yarı çapı nasıl tanımladık? Çemberin üstündeki bir noktayla merkezi birleştiren demiştik değil mi çocuklar? Doğru parçasına ne diyorduk? Yarı çap. Bu yarı çapın 3 birim olduğunu görüyoruz. Okumasak da önemli değil. Bak hocam, bunun 3 birim olduğunu okumasak da bile önemli değil. Şöyle bir şey demek istiyor çocuklar. Bakın. İşte aynı öyle. Bak C içeride olduğuna göre OC'miz yarı çaptan küçük. OB ise ne olacak çocuklar OB? Yarı çaptan büyük. Çünkü çemberin dışında bir nokta. Bak çemberin dışında bir nokta olduğu için çocuklar. Hocam OA ortada olacak. OA da yarı çapın kendisi zaten. Bakın OA. Bakın bu direkt R'ye eşit. Ölçmeme gerek yoktu yani 3 birim olduğunu bilmiyor olsaydım bile tam R. OB R'den büyük diyecektim. Tamam. R'den büyük diyecektim.
OC'ye de R'den küçük diyecek. R'den küçük. Hani bu R hocam kaç işte olduğunu o, değil. O, oluyor. Tabii ki. Aynı öyle. Şimdi kim en küçük olduğu zaman dediğiniz gibi OC en küçük oldu. Küçüktür. Sonra OA. En büyük de kim oldu? O benim büyük oldu. Evet. Anlaşılmayan bir yer var mı çocuklar burada? Geçiyorum bu. Bunları tekrar söylüyorum çocuklar. Bunları yine notunu paylaşacağım. Bunlar yine defterinize geçiyor. Tamam mı çocuklar? Önceki yazdığınız gibi hiç fark yok. Bunlar derste anlatılan not gibi düşünüyorsunuz bunları. Bir çemberde çapın uzunluğu ile yarı çapın uzunluğunun toplamı 36 santim ise yarı çapın uzunluğunu bulalım. Şimdi çocuklar bize diyor ki bir çemberde yarı çapla çapın uzunluğu diyor 36 ise santimse. Hocam 36'yı 2'ye bölüp bir parçasını tekrar 2'ye bölersek yarı çapını buluruz. Emin misin? Yarı çap 12 oluyor. Evet, yarı çap 12'yi diyen kimdi? Yarı çap Topal'a mı? Ali Topal'a mı? Onun sesi miydi? Evet hocam. Benim hocam. Evet. 12 güzel. Doğruydu 12. Neden çünkü? Şimdi büyük R'miz kaça eşit çocuklar büyük R'miz? Büyük R çaptı. Benim için 2 tane R'ye eşit. Doğru mu? Biz sizlerle cebirsel ifadeleri gördük aslında. Artık bu R ile bu 2 R toplanabilir. Bunlar benzer terim. Hatırlayın cebirsel ifadeleri boşuna da görmedik sizlerle. 2 R ile 1 R'yi ne yapabilirsiniz? Toplayabilirsiniz. Ne kadar olur 2 R ile 1 R'yi toplarsa? 3 tane R yapar. 3 tane R hocam 30... benim demek ki 6 ise 3 tane R 36 ise 1 tane R'yi bulmak için ne yapmam lazım? 36'yı 3'e böleceksiniz çocuklar. Yani arkadaşın söylediği 12 santim doğru. Ama yarısının yarısı dersen yanlış olur. 36'nın yarısını alırdım. 18 yarısı bir daha alırım. 9 olurdu. Yanlış olurdu o zaman. Evet, bu anlaşıldı mı çocuklar yaptığımız işlem? Geçiyoruz çocuklar bunu. Evet, aşağıda verilen O merkezli çember. Biraz küçültelim, tamamını okuyalım. ABCD dikdörtgeninde BC E noktalarında değmektedir. Tamam. AD kenarının uzunluğu, AD kenarının şunun çocuklar uzunluğunu bize ne vermiş? 28 vermiş. Şurayı bize tamam ne kadar vermiş çocuklar? 28 vermiş. Tamam. Bizden AB'yi soruyor. AB X değil mi çocuklar? Artık X'e alışalım. Hocam, hani cebirsel ifade kullandık. OC çap oluyor. OC çap oluyor. Çok güzel. Bak çok güzel bir şey söyledi arkadaşlar. OC merkezden geldiği için bu benim için çaptır. Peki OB de çap değil, yarı çap değil midir? Pardon buna çap ne dedik? Yarı çaptır bu OC. OB de yarı çap değil midir çocuklar? Aynı öyle. B'den C'ye kadar olan kısım benim için ne oldu çocuklar? Çap oldu. Peki bu BC. BC'yi biliyor muyuz BC? BC'nin çapını biliyor muyuz? Kaç olduğunu uzunluğunu? 28. Çünkü bu bir dikdörtgen değil mi çocuklar? Dikdörtgenimizin karşılıklı kenarları nedir? Eşittir. Yani bu burası 28 ise bu BC'de ne olması gerekiyor? Yani çapımız 28 olması gerekiyor. Çap 28 ise hemen yarı çapı ne olur? Bu 14 olur, bu da 14 olur. Şimdi sorumuz bitmedi. Bizden yarı çapı sormuyor. Bizden şu AB'yi soruyor. Nasıl buluruz sizce AB'yi? Hocam dikdörtgenin uzun kenarı 28 ise kısası öyle bir kural yok. Uzun kenarıyla kısa kenar arasında kural yok. Hocam yarı çaplar AB kenarı eşit. Nereden buldun eşit olduğunu? Bir saniye. Birini söyledi. Yarı çap AB kenarıyla yarı çapı diyor. Çemberin yarı çapı eşit diyor. Kim onu dedi? Evet, neden eşit? Hocam gözümü öyle çarptı. Öyle mi? Sadece salladım diyorsun yani. Çocuklar. Evet hocam. Bakın size bir nokta daha vermiş. Şu E'yi görüyor musunuz E'yi? Gördünüz evet. Değil mi E'yi? Şimdi çocuklar ben şu O ile E'yi birleştirirsem burası benim için yarı çap olmaz mı yine? Olur hocam. Peki bu da yarı çapsa bu da 14 olur. Bu 14 ise karşısı da 14 olmayacak mı çocuklar? Bunlar küçük bir dikdörtgen oluştu burada. 14 14. Burası da ne olacak o zaman? 14 olacak. Böyle anlatsaydınız daha doğru olurdu ama gözüme eşit geldi demek biraz sallama olur çocuklar. Gözünüzün gördüğüne değil yani gözünüzün size bu da bana 1 santimmiş gibi geliyor şimdi gözüme. 1 santim mi yazayım cevabına? Şimdi çocuklar ona göre düşünüyorsunuz. Bakın şu E'yi bize boşuna vermemiş. O E de yarı çapçılar.
Bu da 14 olduğu için işte buradaki AB de ne oluyor çocuklar? 14. Hatta bu DC de ne olacak çocuklar? Bakın burası da 14 olacaktır. Tamam? 14. Anladınız mı çocuklar? Bu soruyu, güzel bir soruydu bu. Peki 7'ye bakıyoruz. Evet, ne diyor burada? ABC merkezli eş çemberlerden birinin çapının uzunluğu 12 santim diyor. Eş çembermiş çocuklar. Bunlar birinin çapının uzunluğu. Bak dikkat edin çocuklar. Çap ha, yarı çap demiyor. Büyük re yani. Büyük re 12. Tamam mı? Unutmayın. Peki ABC üçgenin çevresini bulunuz. Bizden diyor ki çocuklar, şu üçgenimizin çevresini bulunuz. Çocuklar şimdi A'dan. Hocam bir kenarı 12 santim olur. Aferin. Aferin. Bir kenarı 12 santim olur. Neden? Çünkü bu A'dan buraya kadar çocuklar bir yarı çap kadardır. Değil mi? Bak buraya kadar. Buradan bu B'ye kadar da bir yarı çap kadar olur. Tamam, ben yarı çap kadar 6-12 demedim. Şimdi burası yarı çap kadar olur. Bu da yarı çap kadar olur. Bunların ikisi bir araya geldiği zaman çap olmuş olur zaten. Büyük R'ye eşit olur. Zaten büyük R'miz 12 idi. Ya direkt buraya 12 diyeceksin. Ya da hocam yarı çapımız 6 idi. Buna 6 yazdım. Buna da 6 yazdım. 2 6'nın toplamı ne kadar yaptı diyeceksin. 12. Aynı durum bunlar için de geçerli değil mi? Bu da yarı çap olduğu için 6. Bu da 6 olacak çocuklar. Ne oldu? 6 6. Burası da ne oldu benim için? 12 oldu. Aynı şekilde bu da 6. Bu da 6 oldu çocuklar. Ne oldu burası da benim için? Burası da 12 oldu. 12. Çevresini soruyor. 36. 36. ABC üçgenin çevresi çocuklar eşittir. 12 çarpı 3 diyelim çocuklar. Tamam? Toplamayayım 3 tane 12. Söyle. 36. Şey, diyelim ki hocam bir üçgen. Hocam biraz yukarı gidebilir misiniz? Evet. Hocam burada B, O, C. Hocam yani yarı çaplar birleşmiş bir çap olmuş ya. Evet. Hocam onu okurken B, O, C diye mi okuyoruz yoksa merkezi söylemiyor? Söylemiyorsun, evet. Burada söylemiyorsun. Eğer bu bir doğru parçasıysa bunu, evet, B, C doğru parçası. Şöyle, aynı öyle. B, C doğru parçası diye okunur. Tamam. Ve bu doğru parçası bizim için, bak bu doğru parçası bizim için bir çemberi neydir? Çemberin çapıdır. Doğru parçası çaptır. Tamam. Anlaşıldı mı? Yani bunu B, O, C diye okumuyoruz. 3 tane harf söylememize gerek yok. Peki geçiyorum hocam, soruyorum. Hocam sizin gizik gizik geliyor. Çoğular internetten kaynaklı. Yanlış olmaz da BOC diye 3 tane harf kullandığımız zaman genelde bizim açı ismine gidiyor aklımız. Yani açılar, biz 3 harf kullanmak zorundayız. Ama çap dediğimiz şey nedir? Bir doğru parçasıdır. Doğru parçasını biz 2 harfle gösteriyoruz. 3 harfle değil. Anladın mı? O yüzden sıkıntı olur. Evet, yanda verilen çemberden küçük çemberin yarı çapları 5 santim, büyük çemberin yarı çapları 10 santimdir diyor. Küçükler 5, yarı çapı, büyüklerin yarı çapı 10. Buna göre diyor, AB'nin uzunluğunu bulunuz. Ne kadar basit çocuklar bakın. AB'nin uzunluğunu bulunuz diyor. Şu uzunluğu söyleyin bana diyor. Şuradan şuraya kadarki olan uzunluk ne kadardır çocuklar diyor. Küçükler 5, büyükler 10. Çocuklar bu 5, bu 5. Bu büyük olduğu için 10, 10. Bu küçük olduğu için 5, 5. Bu büyük olduğu için 10, 10. Hocam. Ne oldu? Kaç 10, tane? 20, 30, 40, evet. 50, 60. 20, 30, 60. Anlamayan var mı çocuklar? Anlamayan. Bitti, bu kadar basit. Ne kadar basit soru bak. 60. Evet, cevap 60. Geçiyorum diğer soru çocuklar. Örnek 9. ABCD karesinin içine çember yerleştirilmiştir. Çember karenin kenarlarına değmektedir diyor. Karenin çevresi 24 santim ise çemberin neyini istiyor çocuklar bizden? Yarı çapını. Şimdi çocuklar, değmektedir dediğine göre benim bir defa bir kenarına ihtiyacım var bu karenin. Tamam mı? Bir kenarı kaç olur çevresi 24 ise? Çevre 24. Karenin dört kenarı eşitti. 6. Çok güzel. 24'ü ne yapıyorum çocuklar, 24'ü? 4'e bölüyorum. Hocam yarı çapı 3 oluyor. Aferin. Neden? Bak burası 6 santimse bunun merkezi burada bir yerde ya şimdi. Burada bir yerde ya. Ben bunun çocuklar, ben bunun çapını çizersem şuradan, bak çapını şuradan çizersem. Bu çapımız çocuklar. Yarı çap 3 santim. Değil mi? Bu çapımız 6 santim olup da merkez buradaysa yarı çapı da 3 santim eşit olmayacak mı? Evet. O zaman cevabımız R'miz 3 santim diyorum ve soruyu geçiyorum. Gözünde çok böyle uzun uzadıya zor gibi görünen soru, saniyelik soru. Yani bu yüzden çocuklar ne diyorum size? Çember konusu çok kolay bir konu. Yani yarı çap çap. Bütün mesele bu. Peki bu sorular boşluk sınavında çıkar mı?
Çocuklar bursluluk sınavı yanılmıyorsam ikinci dönemi sormayacaklar dediler. Olmayacak. Yok, bu konular olmayacak çocuklar. Keşke olsa, bence buradan soru kazanırdınız yani. Hocam ben araştırmıştım. Hocam araştırmıştım sadece kaçıncı üniteye kadar bin, hocam bir saniye. Birinci dönemin konularına kadar çocuklar. Ben size bakarım onlara. Bir de bu arada bu bursluluk sınavınız ertelendi, biliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet hocam, Eylül'de yapılacak. Eylül'de yapılacak. Vaktiniz çok yani hocam, daha bursluluğa. Okuyayım mı, hangi şeyler var? Okuyabilirsin evet. Bilgiler olsun, bilgileri olsun arkadaşlarının. Söyle. Hocam birinci dönem konularından var sadece. Doğal sayılarla işlemler var. Evet. Çarpanlar ve katlar, kümeler, evet, tam sayılar, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, bir de oran. Evet hocam, doğru. Hocam sadece bunu. Tamam, oran da bitiyor. Tamam. Çocuklar vaktimiz kalırsa bunların tekrarına bakacağız, tamam. Şimdi bu soruya bakalım çocuklar, örnek 10. Yanda verilen ABC dikdörtgenin içine, evet. Okul haziranda açılacak mı diyorlar, doğru mu? Yok çocuklar, açıklama yaptılar Eylül'de. Eylül'de açılmayacak artık, bitti. Devam edelim çocuklar burada. İki çember varmış çocuklar, eş çemberler bunlar. Eş çember. Çemberlerden birinin yarı çapı 10'muş. Az önceki soruya çok benziyor çocuklar. Birinin yarı çapı yani. Şuradan bir merkez alsanız, buradan da bir merkez alsanız çocuklar. Tamam. Hocam o zaman çapı 20 oluyor. Çapı 20 olur. Bakın buradan buraya yani. Şuradan şuraya. Tamamını da 40 değil mi? Bakın buradan buraya 20 değil mi? Tam diğeri de 40. Bu da bir 20 daha. Oluyor, toplam 40. O zaman neresi 40 olur aynı zamanda? Şurası benim için 40 olur değil mi çocuklar? Burası benim için ne oldu? 40 oldu çocuklar değil mi? 40 hocam. 40 oldu. Burayı yazayım hocam, isterseniz. Hocam yarı 10, çapı 10'sa burası 10. da 20 oluyor. Heh. Bakın hocam, burası AD 20 olur dedi. Nasıl 20'yi bulduk? Hocam yarı çapı 10. Hocam diklemesine buradan değil mi bu sefer? Heh. Şöyle diklemesine yaparsak şuradan. Bu da yine 10, 10'dan kaynaklı. Burada da çap 20 olduğuna göre buraya da ne olacak? 20'ye eşit olacak. O zaman neyi soruyordu zaten bize? Dikdörtgenin bir kısa kenarı, evet, bir kısa kenarıyla uzun kenarının toplamını soruyor. Ne olur bir kısayla bir uzun toplamı? 60 olur. Yani 60. Kısası 20, uzunu da 40 çocuklar. Topladık, ne yaptı çocuklar? 60 yaptı. Anlaşıldı mı? Oldukça basit bir mantık. Hocam soruyu niye uzatıyorlar ki? Çocuklar uzatmıyorlar ama. 2 dakika daha. 20'nin nereden geldiğini görmeniz lazım ama. Bak buradan geliyor 20. Ya da buradan geliyor, fark etmez. Bunu da 20 deseniz 60. Bu da 20 olur. Evet, 60 doğrudur. Geçiyoruz çocuklar. Son sayfamız. Aşağıdaki verilen ABC'de paralelkenarsal bölgenin alanı 96'dır. Paralelkenarın alanı 96'ymış çocuklar. Daire dikdörtgen paralelkenarsal bölgenin alt ve üst kenarlarına değmektedir. Buna göre çap uzunluğu ile yarı çap uzunluğu bulunuz. Bakın bu eski konumuzu da içeriyor çocuklar. Biz paralelkenarın alanını gördük. Nasıl gördük? Dedik ki paralelkenarın alanı bulmak için taban çarpı neye ihtiyacımız var çocuklar? Yükseklik. Doğru mu? Yükseklik. Yükseklik. Şuna ihtiyacımız var. Çocuklar bu yükseklik zaten, bu yükseği düzgün çizmedim ama. Dairenin çapını bulursak bulabiliriz. Harika. Çapına eşittir değil mi çocuklar? Bakın çünkü neden? Bu da aynı zamanda, bakın bu da çekersiniz, bu da dik demektir. Değil mi? Bu dik uzaklık çocuklar dairenin neyi oluyor? Çapı oluyor. Yani biz burada az önce paralelkenarın yüksekliği dediğimiz şey aslında burada dairenin neyi oluyor? Çapı oluyor değil mi? Birbirine ne oldular bunlar? Eşit oldular. O zaman şöyle bir şey düşünün. 12 ile dairenin çapını çarpıyormuşum. Kime eşit oluyor? 96'ya. Nasıl 96. bulurum buradan büyük reyi? Büyük reyi hocam, nasıl bulurum? Hocam 96 bölü 12. Çok güzel. 96'yı 12'ye böleceğiz. Bölün bakalım. 96 12 kaç defa vardır sizce? Yok. 8. 8 defa 8. 8 olma ihtimali yüksek. Peki büyük reyi 8 seçiyorlar. Bana hemen küçük reyi de söyleyebilir misiniz artık? 4. Çok. Hocam 4. Evet. Anlaşılmayan yer var mı? Geçiyorcular. Yok hocam. Çapının uzunluğu 20 santim olan bir çemberin yarı çap uzunluğu karesel bölgenin bir kenarının uzunluğuna eşitmiş. Bak çapının uzunluğu ne kadarmış çocuklar? 20. Hemen bana yarı çapı söyleyin o zaman. Yarı çap ne olur çocuklar? 10. Aferin. Peki bu 10 neye eşitmiş diyor? Bir karesel bölge varmış. Bak bir karesel bölge varmış. Bu karesel bölgenin neyine eşitmiş çocuklar? Kenarına eşit. Burası 10'muş yani. Anladınız mı? 10, 10, 10. Bu karesel bölgenin alanını bulunuz. Ne kadar basit. Ne olur bunun alanı çocuklar? Hocam 10. 10 çarpı 10 çocuklar ya.
Karenin biliyorsunuz kısa kenarı da uzun kenarı da aynı. Değil mi? 10 çarpı 10 100. Bitti. Birimi ne tabii ki birimi? Santimetre kare. Unutmayın. Bakın biz bunların karelerini gördük, küplerini gördük. Artık hepsinin arasındaki farkı biliyorsunuz değil mi? Yani santimetre kare ne? Santimetre küp deyince aklımıza hemen hacim geliyor. Küpü duydunuz mu? Hacim. Yani sıvı alacak bir şey. 3 boyutlu bir cisim gelecek aklınıza. Unutmayın bunu. Peki son sorumuz çocuklar bu. Aşağıdaki verilen eş daireler birbirine denktir. Tamam çocuklar. Son sorumuz zaten çocuklar. Şunu bitireyim. Düzgün takip etmeyenler videoyu izler tamam mı? Dairelerde birin yarıçap 6 santim ise köşeleri ABCD'de olan dikdörtgenin bölgenin alanı bulunuz. Şimdi çocuklar birinin yarıçapı 6 ise diyor. Burada bir dikdörtgen oluşturacağız diyor. Şöyle A, D, C, B ve tekrar bağlıyor. Bu dikdörtgenin neyini bulun diyor çocuklar bize? Alanını bulunuz. Buluruz alanını çocuklar. Bunun yarıçapı 6 ise çocuklar. Burada bir 6'mız var buraya kadar. Bir 6 daha var burada. Buraya kadar bir 6 var bakın. Şurada bir 6 daha. 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 Kaç tane 6 oldu burada çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 6 ne yapacak çocuklar bizim için? 48. Peki burasını söyleyeyim bana. Burası ne olur çocuklar? AD. Kısa kenarı. 12. Aferin. 12, 12 olur. Peki bize alanı soruyor. Alan ABCD. Ne olur çocuklar bu dikdörtgen alanı? Nasıl bulunurdu? 48 çarpı 12'den. Aferin. 48 çarpı ya da 12 çarpı 48. Hemen çarpıyoruz çocuklar bunu. 48 çarpı 10 480. 96 ekleyeceksiniz. Ne yapar 480'e 96 eklersiniz? 480'e 96 ekliyorsunuz. 576. Aferin. Anladınız nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyorum bunu dediğim. Bunu 10'u 12'yi 10 artı 2 diye düşünüyorum tamam mı? 48'i kafamdan çarpıyorum 10'la 480. Aklımda tutuyorum onu. 48 çarpı 2 de 96 yapıyor çocuklar. 480'e 96 ekleyince de 576 yapıyor tamam mı? Tabii birim ne? Birim alan olduğu için çocuklar santimetre kare. Santimetre kare. Evet buraya kadar anlaşılmayan yer var mı çocuklar alanla ilgili? Şey çemberle ilgili. Çocuklar bu konuları sizlerle paylaşacağım tamam mı? Dersimiz burada bitmiştir. Siz de çocuklar hafta sonu ve bayramda çözmeniz için hem çemberle ilgili hem de çocuklar hacim ölçüleri, sıvı ölçüleri hepsiyle ilgili test vereceğim. Biraz fazla testiniz olacak çocuklar. Yazıcından çıktı alabilirsiniz. Bunların çıktısı yok. Bunlar defterinize geçiyor. Tamam mı çocuklar? Bunlar defterinize geçecek. Testleri çıktı alırsanız çocuklar kabul ederim. Sıkıntı yok. Burada bunu da dur.